çalışmaya adalet yerini bulacak, bir adım atılacak, yine bir şeyler ertelenmeyecek, yine ötelenmeyecek. Bu kadar uzun bir süre geçti 4. duruşmanın üzerinden. Taleplerimiz dinlenecek, bu sefer hak verilecek diye geliyoruz ama her defasında aynı ciddiyetsizlikle karşılaşıyoruz. Artık bu ciddiyetsizlik de değil, bu bizim kaybettiğimiz canlarımıza saygısızlık, bu bize saygısızlık. Bu adalete, oturdukları koltuklara, hukuka, her şeye saygısızlık. Ve bu saygısızlık çerçevesinde bilmiyorum, hayatlarında hiç canlarını kaybettiler mi, hiç sevdiklerini kaybettiler mi bilmiyorum. Bunun ne kadar büyük bir acı olduğunu tahmin edebiliyorlar mı ama bu birinci duruşma değil, bu beşinci duruşma. Ve beşinci duruşmada biz hala şunu konuşuyoruz. Çok mu yağmur yağdı, yağmur mu yağdı, çok mu yağmur yağdı? Sen var mıydı? Sen oldu mu? Hala bunu konuşuyoruz. Hala bilir kişileri belirleyemiyoruz. Hala yeni bir iddianame oluşturamıyoruz. Aslında bu kadar her şeyin ortada oldu. Bugüne kadar yapılan bütün duruşmalarda her şeyin ortaya bu kadar alenen konulduğu bir dava dosyasında biz bugün telden tavuklar telef oldu mu diye konuşuyoruz mahkeme salonunda. Bizim canlarımız öldü. Bizim canlarımız öldü. Biz hala bunu konuşuyorsak biz isyan ediyoruz. Ve söylediğimiz gerçek sorumlular yargılansın, gerçek sorumlular bizim karşımıza gelsin dediğimiz noktada hiçbir şekilde ciddiye alınmıyoruz. İsmini sürekli zikrettiğimiz bir şahıs var, Mümin Karasu. Mümin Karasu dediğimiz bu adam en başından beri avukatlarımızın söylediği tanık olması gereken bir adam. Bu adam tanık oluyor ve ben bizzat Hüseyin abiyle, İsmail Kartal'la, avukatlarımızla Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdiği gün sabah 9'dan akşam 5.30'a kadar ifadesini dinliyorum. Tüm verdiği cevaplarda eline alenen soruların verildiğini ve verdiği cevaplarda bu soruların muhatabı ben değilim, görevimi ben yaptım, genel müdürlüğe bu soruları sorun dediği halde bu adama ödül gibi danışmanlık veriliyor.